Baymobil'den yepyeni bir videoyla herkese merhaba. Bugünkü videomuzda bir uygulama tanıtacağım ve uygulamanın yanında gelen çeşitli aksesuarlar var. Onları anlatacağım size. Evet, uygulamamızın adı Kalorilerim Plus. Bu uygulama bizim kilo vermemizi, kilo kontrolü yapmamızı sağlıyor. Yediklerimize dikkat etmemizi sağlayan bir uygulama. Uygulamanın detaylarını isterseniz beraber bir bakalım. Kalorilerim Plus uygulaması kilo kontrolü yapabileceğiniz, yere kilo verebileceğiniz yardımcı bir uygulama. Uygulamanın amacını şöyle kısaca anlatabilirim. Ne yediğini bileceksin bu uygulama sayesinde. Ne kadar yediğini bileceksin. Ve tabii ki buna göre de hani fazla yiyorsan ona göre de aksiyon alacaksın. Aslında temel amaç bu. Uygulama sayesinde yediklerinizi ölçüyorsunuz, tartıyorsunuz ve fazla geldiğini görüp yani yediklerinizin fazla olduğunu, fazla geldiğini görüp tamam ben burada durayım diyorsunuz. Mantık bu. Mesela kendimden örnek vereyim. Sabahleyin işte birkaç bardak çay içiyoruz. Bayağı bir ben çay içiyorum arkadaşlar. Birkaç bardak değil. Yani genelde eşimle birlikte bir demlik bitiriyoruz. Dolayısıyla çok fazla çay içiyorum. Bunları ekledim. Peynir iyi tüketiyorum. Peynir zaten çok seven biriyim. Ekmek de tüketiyorum. Biraz da reçel falan, zeytin, peynir, domates derken bayağı bir şey tükettiğimi görüyorum. Aslında kahvaltıda tüketmem gerekenden çok fazlasını tükettiğimi gördüm bu uygulama sayesinde. Ya daha önce düşünmemiştim. Acaba çok mu fazla yiyorum gibisinden düşünmemiştim ama bu uygulamada gerçekten o kahvaltı bölümünün kırmızı olduğunu görünce evet fazla tüketiyormuşum gibi düşünüp ona göre bir aksiyon alıyorsunuz. Yani nedir? Çayınızı azaltabilirsiniz, ekmeğinizi azaltabilirsiniz, belki tatlılarınızı azaltabilirsiniz vesaire. Uygulama şöyle bir aksesuarla birlikte de geliyor. Uygulamayı tabii ki mağazadan indiriyorsunuz. Şöyle bir kutuyla geliyor arkadaşlar. Kısaca ben kutu içeriğinden bahsedeyim. Devamında uygulamayı tanıtayım size. Üzerinde gördüğünüz gibi Kalorilerim Plus ismi yazılı. Şurada Apple Store'da kare kodumuz var. Direkt burada kare kodu okutarak girebilirsiniz mağazaya, indirebilirsiniz. Burada da Google Play yani platformlarda mevcut uygulama. Uygulama tamamen Türkçe arkadaşlar. Tamamen yerli bir girişimdi zaten. Şöyle kısaca kutu içeriğinden bahsedeyim. Kutu içeriğinden şu şekilde 3 tane kalem çıkıyor arkadaşlar. Devamında bir tane de tükenmez kalem çıkıyor şu şekilde. Gayet güzel tatlı bir kalemimiz çıkıyor. Kullanım kılavuzlarımız çıkıyor. Onu da göstereyim ben size. Şöyle kullanım kılavuzumuz var. Burada her şey yazıyor. Nasıl bağlayacağınız, yanındaki aletleri nasıl bağlayacağınız vesaire yazıyor. Evet, şu şekilde de güzel bir yazıyla bize merhaba demişler. Evet, asıl can alıcı noktaya geliyorum. Uygulamada şöyle bir bileklik var arkadaşlar. Bu bileklik ne işe yarıyor? Bileklik sizin adımlarınızı sayıyor. Adımlar otomatik olarak uygulamaya ekleniyor. Uygulamayla birlikte senkron bir şekilde çalışan bir bilekliğimiz var. Bilekliği de birazdan anlatacağım. Bir de arkadaşlar hani kahvaltıda, öğle yemeğinde, ara öğünlerde, akşam yemeğinde yediklerinizi ölçebileceğiniz, tartabileceğiniz bir tartı. Bu tartı da direkt uygulamaya bağlı bir şekilde çalışıyor. Buraya koyduğunuz, atıyorum elmayı koydunuz buraya, direkt burada gramını vesaire görüp uygulamaya ekleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde tabağınızı koydunuz, dolu tabak, boş tabak hepsinin hesabını, ayarını uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. Güzel, hassas bir tartımız çıkıyor kutudan arkadaşlar. Evet, bunları bir kenara alalım. Uygulamayı ben size anlatayım. Evet, öncelikle Play Store'dan mağazamıza girdik. Kalorilerim Plus yazıyorsunuz ya da kare kodu okutabilirsiniz kutudaki. İndirme başarılı bir şekilde gerçekleşti. Buradan aç diyoruz. Uygulamamız açılıyor. Öncelikle bir kayıt ekranı karşılıyor bizi. Buradan kayıt olmamız lazım. Evet, uygulamamıza bu şekilde giriş yaptık. Gelen her türlü şeye izin vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Uygulamanın, aksesuarların birlikte doğru bir şekilde çalışabilmesi için bütün izinleri vermeniz gerekiyor. İlk etapta karşımıza uygulama kullanımı eğitim videoları çıkıyor. Bunlara bakarak da yine buradan da izleyebilirsiniz. Uygulamanın nasıl kullanıldığını görebilirsiniz ama çok basit olduğu için zaten bunlara çok fazla bakmanıza gerek yok. Mesela arkadaşlar benim diğer telefonda bu uygulama kurulu ve sabahleyin ben kahvaltı kısmını girmişim. Ve gördüğünüz gibi üst kısımda 323 kalori ve burası kırmızı olmuş. Yani hedefim 258 kalori iken yaklaşık 65-70 kalori fazla almışım arkadaşlar. Mesela burada kırmızı, kahvaltıyı biraz fazla kaçırmışım.
Bunun farkına vardım ben. Bu uygulama bende bu farkındalığı yaratıyor. Yan tarafa baktığımda kahvaltının %42'si yağmış, %40'ı karbonhidratmış, %16'sı ise proteinmiş. Kahvaltıya giriyorum. Kahvaltıda ne yediğimi kısaca göstereyim size. Tabii bir tık daha fazlası da olabilir. Vişne reçeli yemişim 10 gram, zeytin, yeşil zeytin, siyah zeytin 10 gram, 25 gram, domates 50 gram, çay 200 gram, çay kesinlikle daha fazladır. Otlu peynir 50 gram, tam ekmek 50 gram ki bunları ben daha fazla yediğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Hani hepsini tartmadım. Hani buna rağmen fazla bir yemek yediğimi söyleyebilirim. Dolayısıyla bu bir sıkıntı arkadaşlar. Bunu da nasıl yapıyorsunuz? Hemen ben de yine kahvaltıya değil de öğle yemeğine, bakın şurada öğlen var. Öğlene tıklıyorum. Öğlene tıkladım. Karpuz yediğimi varsayalım. Daha öğle yemeği yemedim ama buraya ben karpuzu ekliyorum. Karpuz kaç gram yemişim? Bunu tabii ki yani yaklaşık bir değer girebilirsiniz ama en doğru sonuçlar için yaklaşık değerler yerine bu tartıyı kullanacaksınız. 200 gram karpuz yediğimi varsayıyorum. Ekledim listeye, hemen eklendi. 76 kalori yapıyormuş. Bir de üzüm yiyeyim, biraz da bir üzüm yiyeyim. Üzüm ne kadar yiyeyim? 50 gram da üzüm yiyelim. Tabii ki bunları daha tartmadık. Sadece yaklaşık değerler olarak giriyorum. Sık kullanılanlar bölümünde bende üzüm, karpuz, kremalı gofret gözüküyor ya. Daha önce öğle yemeğinde bunları eklemişim, bunları yemişim ben. O yüzden bunlar çıkıyor. Sık kullanılanlar çıkıyor. Siz de bu uygulamayı kullandıkça, buraya değerler girdikçe burada zaten besinler çıkacak. Çıkmıyorsa da ara kısmına girip istediğinizi yazabilirsiniz. Arama kısmına bir şeyler yazalım. Ne yiyelim? Elma yiyelim mesela. Elma yemiş olalım. Elma çıkacaktır şimdi. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir sürü çeşit çıkıyor. Ben elmayı girdim. Elma ne olsun? 100 gram olsun. 100 gram bir elma yediğimizi varsayalım. Böyle ekledim. Elmayı da ekledim. Bir de makarna yiyeyim arkadaşlar ben. Makarna severiz. Makarna yedim öğlen diyelim. Muhtemelen makarna yiyeceğim. Makarna yumurtasız pişmiş. Bunu ekledim. Ne kadar olsun? 100 gram. 100 gramdan fazla yiyeceğiz ama 100 gram olsun. Tahmini bir değer. Mesela bu değerleri girdik. Geri çıkıyorum arkadaşlar. Daha bir şey yapmanıza gerek yok. Bu değerleri girdiğimizde öğlen almam gereken kalori değeri 452 iken bunları yersem ben 311 kalori almış oluyorum. Yani aslında az buçuk hedefi tutturmuş oluyorum. Mesela öğlen kahvaltıya göre daha dengeli beslenmişim. Neden? Çünkü öğlen yediklerimde yağ oranı %3. Karbonhidrat makarna olduğu için %86 karbonhidrat var. %9 da protein var arkadaşlar. Bunların hepsine çok güzel dikkat edebilirsiniz. Ayrıca mesela bu uygulama, bu aksesuarlar vesaire diyetisyen eşliğinde de kullanılabilir. Diyetisyenler diyet verdiğinde ki o diyetleri buralara yazarak, yaptığınız şeyleri buralara yazarak çok güzel bir şekilde takip edebilirsiniz. Çok faydalı olur açıkçası diyetisyen eşliğinde bunları yaparsak. Ara öğüne gelelim. Ara öğünde diyelim ki yediğimiz bir şey ama burada göremedim ben, yazamadım vesaire. Şuradan barkod kısmına basarak, üst tarafta barkod kısmına basarak da ekleyebiliyorsunuz. Şu an uygulama beni attı. Bir daha açıyorum. Ara öğüne girdim. Barkod kısmına basıyorum. Evet, burada barkod, tabii ki ürün elinizde ise barkodu gösterir göstermez direkt tanıyacaktır. Yaklaşık 50 bin ürün barkod sisteminde kayıtlı bir şekilde şu anda var arkadaşlar. Mesela geçenlerde çerez ya soslu fıstık yemişim öğlen. Bunu eklemişim ben mesela, barkodtan eklemiştim. Burada da 50 gramlık bir çerez ya yemiş olalım. Çıktığımda geriye bakın ara öğünde 129 kalori almam gerekirken basit soslu fıstık 50 gram yemişim ve 259 kalori buradan almışız. Fazla yemişiz yani. Hatta gereksiz böyle abur cuburlar yememem gerekiyormuş mesela. Bunu da anlamış oldum. Bu şekilde arkadaşlar günün sonunda, akşamı da girdiğiniz zaman toplam kalorinizi gösteriyor. Burada toplam kalori 893 olmuş ki kahvaltı, öğlen ve ara öğün girdim. Bir de akşam girdiğimde muhtemelen hedefi tutturacağım. Ama bazı yerlerde, bu kırmızı yerlerde hedefi geçmişim, hedefi şaşmışım. Yeşil yerlerde sıkıntı yok, hedefimizi tutturuyoruz demek. Alt bölüme geldiğimizde, alt bölüm tabi bileklik takılı olduğunda ve uygulamaya bağlı olduğunda altta adımlarınızı da görüyorsunuz. Burada hedef var. Şu hedef kısmında 10.000 adım gözüküyor. Bunu ayarlar bölümünde değiştirebiliyorsunuz. Mevcut hedef şu anda 0 gözüküyor. Çünkü bileklik henüz buraya bağlanmadı arkadaşlar.
Bileklik bağlandığında burada mevcut hedefiniz görülüyor. Yakılan kalori gözüküyor. Yani aldığınız kalorilerden burada yaktığınız kalorileri falan çıkarıyor. Günün sonunda hedefinize ulaşmış mısınız, ulaşamamış mısınız onu görebiliyorsunuz. Hatta ben düzenli bir şekilde girdiğim bir günü de göstereyim size arkadaşlar. Evet, burada mesela gün olarak hepsini tek tek girmişim. Toplamda 1291 kalori almam gerekirken 1010 kalori almışım. Burada bir sıkıntı yok. Şurada aktivite bölümünde hedef gördüğünüz gibi 10.000 adım gösteriyor günde. Ben o gün 5598 adım atmışım. Bu da arkadaşlar aslında hedefime ulaşamadığımı adım olarak hedefime ulaşamadığımı biraz hareketsiz kaldığımı gösteriyor. Bence bu da gayet faydalı. En azından şu bileklikle beraber çalışması, buraya otomatik olarak eklenmesi gayet güzel. Premium bölümüydü. İkinci kısım soru işareti bölümüne geldiğimde burada çeşitli eğitim videoları var. Buradan çıktık. Devam ediyoruz. Uygulamada bileklik bölümüne geldim arkadaşlar. Bilekliğinizi saatinize bağladığınızda burada çıkacaktır. Kaç adım attığınız vesaire. Tabii ki bilekliği bağlamadıysanız bile buradan adım ekleyebiliyorsunuz. 5000 adım manuel olarak ekledim ben. Manuel olarak adım eklendikten sonra aynı gün içinde bileklik kullanamazsınız. Tamam. Böyle bir uyarı aldık. Evet. 5000 adım eklemişiz. Bugün yürüdük diyelim arkadaşlar. Bu şekilde manuel olarak da ekleyebiliyorsunuz. Cihaz bağlıysa zaten otomatikmen oradaki veriyi alıyor arkadaşlar. Yan tarafa geldiğimde tartı. Tartı bölümünde hemen tartıyı açayım. Sizlere de göstereyim arkadaşlar. Tartıyı açtım. Tartı otomatikman cihaza bağlanıyor bu arada arkadaşlar. Alt tarafta Bluetooth işareti var. Buradan bağlantıyı yeniliyorum. Evet, şimdi gördüğünüz gibi bağlantı oluştu arkadaşlar. İkisinde de bu şekilde bağlantılı bir şekilde. Şimdi elmayı koydum buraya. Net ağırlık diyorum. Ara öğün diyorum. Ve bunu şuraya ürün ekle elma şeklinde yazıyorum. Elmayı da yazdım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 82 gram kaydettim. Öncelikle sizlere bir de boş tabak dolu tabak meselesini anlatmak istiyorum. Burada dolu tabağımı seçtim. Dolu tabağımı koydum. Şöyle elma seçmiştim. Buradan dolu tabağım bu arkadaşlar. Ara öğüne eklemek istiyorum. Bunu kaydettim. Boş tabak yapacağım. Boş tabağı buradan ekliyorum. Şöyle elmayı çıkardım. Bir de boş tabağı kaydediyorum. Evet, ürün kalori cetveline eklendi. Gördüğünüz gibi dolu tabak 386, boş tabak 288. Elmamızın yani yiyeceğimizin net ağırlığı 98. Tabi diyeceksiniz ki ya elmayı da tartabilirsin bu şekilde ama ben örnek olması açısından söylüyorum. Başka bir şey elma gibi tartılamayacak bir peynir olur, zeytin olur vesaire, reçel olur. Bunları da bu şekilde tartabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tartı da bu şekilde arkadaşlar. Devamında yandaki tuşa bastığımızda günün özetini görüyoruz. Evet, bugün özetimiz bu şekildeymiş. Kahvaltımız, öğlen, ara öğün vesaire. Hepsini buradan özet bir şekilde günün özetini görebiliyoruz. Şurada üstten paylaş butonuna basarak da verilerimizi paylaşabiliyoruz. Ayarlar bölümüne hızlı bir şekilde bakalım. Burada profilimizi ayarlayabiliyoruz. Bilgilerimizi girebiliyoruz. Bilgilerimiz bu şekilde. Beslenme tarzımızı buradan ayarlayabiliyoruz. Ben beslenme tarzımı böyle ayarlamışım. Hedeflerim falan buradan çeşitli bilgiler veriyor. Bu değerlerin, bu verilerin nereden alındığını, nasıl alındığını buradan görebiliyorsunuz. OCT bileklik kısmına geldim arkadaşlar. Artık burada bilekliği konuşalım. OCT bilekliğimiz gördüğünüz gibi böyle şık bir bileklik arkadaşlar. Şarj meselesini hemen söylüyorum. Şuradan burası değilmiş. Diğer tarafı çıkarıyorum. Şöyle bilekliği çıkarıyorsunuz. Ama dikkat etmeniz lazım. Kırmamanız lazım. Şu şekilde bir powerbank veya şarj adaptörüne takıyorsunuz arkadaşlar. Olay budur. Bu şekilde şarj oluyor. Evet, bu şekilde bilekliğimiz var. Kısaca fonksiyonlarından bahsedeyim. Alt tarafta bir nabız sensörümüz bulunuyor. Bu nabız sensörü çalışıyor arkadaşlar. Şöyle ilk ekranımızda saatimizi görüyoruz. Attığımız adımı, günü ve tarihi görüyoruz. İkinci ekranda ise attığımız adım bu şekilde gözüküyor. Üçüncü ekranda nabız sensörü bu çalışmıyorsa buraya basılı tutmanız gerekiyor. Basılı tuttuğunuz anda da çalışmaya başlıyor zaten. Devamında bir de
günlük hedefiniz vardı 10 bin adım, bunu ayarlayabiliyorsunuz. Bu hedefin ne kadarını gerçekleştirdiğiniz, onu görebileceğiniz bir ekranınız bulunuyor. Bu şekilde arkadaşlar gayet zarif, ince, tatlı bir bileklik. Kolunuzda dururken de hiçbir şekilde sizi rahatsız etmiyor. Bilekliği telefona bağlarken veya tartıyı telefona bağlarken dikkat etmeniz gereken birkaç husus var. Onu anlatayım size. Bir kere arkadaşlar Bluetooth'umuzun açık olması gerekiyor. İkincisi yakındakilerle paylaş ya da şöyle bağlantı ayarlarına gidip de bulabilirsiniz bunu. Bunun da açık olması lazım. Cihaz görünürlüğünün de açık olması lazım vesaire. Buradaki ayarların yapılmış olması lazım. Bu kadarla yetinmiyoruz arkadaşlar. Bir de uygulamamıza gidiyoruz. Şöyle bir uygulamamız vardı. Uygulamayı basılı tutup uygulama bilgisine giriyoruz. Bunu ayarlardan da açabilirsiniz. Uygulama izinlerine girip şu yakındaki cihazlar bölümüne girip izin vermeniz gerekiyor. Ben şu an izin verdim. Dolayısıyla şu bilekliği görmede bir problem yaşamayacak ya da tartıyı görmede uygulamayı çalıştırabilirsiniz. Uygulamayı çalıştırdık. Şuradaki ayarlar bölümüne gidip OCT akıllı bileklik demeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada cihaz eşleştir bölümü var. Seçip burada bağla diyorsunuz. Tüm işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Evet, bağla dedikten sonra gördüğünüz gibi cihazımız bağlandı arkadaşlar. Tüm işlem bu kadar, gayet basit. Tartı için herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Tartı direkt bağlanıyor. Bağlantı gerçekleşmiyorsa buradaki çarpı ikonuna dokunup şuradaki Bluetooth'u yenileyebilirsiniz. Evet, şu anda tartımız da eklendi ve gördüğünüz gibi tartının ekranı telefonumuzun ekranına geliyor. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sağlıklı bir yaşama adım atabileceğiniz, yediklerinizi kontrol edebileceğiniz uygulama olan Kalorilerin Plus uygulamasını tanıttık, anlattık. Uygulamayla alakalı sormak istediğiniz şeyler varsa videonun yorum bölümüne yazabilirsiniz. Ayrıca uygulamanın linkini de yine yorumlar bölümüne ve açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Oradan indirebilirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.